Şimdi hemen akıllara Aziz Yıldırım'ın ifadeleri geldi. Volkan Ballı'yı göndermezsen ben ikinizi göndereceğim gibi bir ifade kullanmıştı yanlış Evet, hatırlamıyorsam. evet. Değil mi? Evet. Hemen akıllara bu geldi. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Serdar seninle başlayalım. Ne demişti Aziz Yıldırım? Volkan Ballı'yı? Ben şöyle hatırlıyorum. Volkan Ballı'yı göndermezsen ben ikinizi göndereceğim Ama farklı şeklinde bir bir... şey vardı. Ben o günkü basın Ama toplantısında da bütün vardım da. genelini çok hatırlamıyorum. Ya Volkan Ballı'yla galiba Volkan Ballı Aziz Yıldırım için bir şey, kelime mi kullanmıştı? Öyle bir şey vardı. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Oradan düşünüyorum ama bak Volkan Ballı'yı ben çok yakından tanırım. 2000 yılından beri tanıyorum ben. Hatta bizim Volkan Ballı ile o zaman Nijerya asıllı futbolcularla daha iyiydi Volkan Ballı'nın. O zaman yine bir kulüp içerisinde görev vardı. Biz beraber Nijerya Okaça'nın düğüne gitmiştik. O zaman Televole zamanları. Volkan Ballı işini çok iyi yapabilen, futbolcularla iyi iletişim kurabilen Şimdi ve gerçek bir hatırlattılar profesyonel. bana izleyiciler 3 Temmuz konusuyla ilgili bir tepkisi var Volkan Ballı'ya Aziz Yıldırım'ın. İhanet eden diye tırnak içinde belirtiyor Volkan Ballı'dan bahsediyor. Bu tarz isimleri kulüpte tutmayından başlıyor sohbet ve bu ifadeyi kullanıyor Ali Koç. Volkan Ballı'yı gönder, göndermezsen ben ikinizi gönderirim. Ya buna ben şey bakıyorum. Tabii geçmişte bir şeyler olmuş mudur, olmamış onu bilmiyorum ama işin ben şuna bakıyorum. Fenerbahçe bir karar almış ve bunun doğru olacağına inandığı Sayın Ali Koç ve yönetimi bir karar almış ve oraya belki daha doğru bir isim geleceğini Ama getireceklerini yine düşünüyorum. görevi devam ediyor galiba. Öyle mi? Farklı bir Ya görev mi başka bir geçmiş? görev verilmesi Beşiktaş'ta bekleniyor. da oldu Kulüp aynı içerisinde olay. farklı bir göreve geçtiğini biliyorum ben yani. Tamam, bu Beşiktaş'ta da yaşandı yakın dönemde transfer Ama komitesinden. futbol dışında bir pozisyon olacak. Ya Ama futbolun bak içinde bir şimdi görev değil. şunu ben söylüyorum gerçekten hani Volkan Ballı'yı şimdi böyle bir görevden gitti falan diye tukaka herkes yapmasın. Gerçekten Volkan Ballı iyi bir yönetici. İletişimi çok iyi. Futbolcularla, teknik adamla, başkanlarla iletişimi muhteşem olan bir insan. Ben yakından tanıyorum. Hani Aziz Başkan Volkan'a salladı diye Volkan Ballı kötü bir insan değil. Gerçekten çok iyi bir insan. Ben de çok severim Volkan Ballı'yı. Sevdiğim için söylemiyorum. İşini iyi yapabilen bir profesyonel. O açıdan zaten Ali Koç Başkan da böyle bir kayıp yaşamamak açısından farklı bir görevi aldığını dile getirmişler galiba. Volkan abi için hayırlı olmasını diliyorum. İşini iyi yapabilen iyi bir profesyonel. Ya Evet Serdar. belki şu düşünülmüş olabilir mi? Barcelona'da bu yönetim anlayışında bazen şu olur. Mesela çok fazla, tabii tanımıyorum Volkan Bey'i ama işte futbol ve yönetim arasında bir köprü vaziyetinde görüyor herhalde anladığım kadarıyla. Tabii Doğru mu? daha önce de teknik adamla futbolcu arasında köprüymüş gibiydi. Evet. Şimdi Barcelona'da şu çok konuşulan bir şeydir. Mesela Rijkaard gibi biraz daha nasıl diyeyim özgürlüğü seven teknik direktörlerden sonra der ki yönetim ya biz fazla özgür bıraktık ve Van Gaal gibi biraz daha disiplinli atıyorum bir teknik direktörü getirelim gibi bir anlayışa sahip olabiliyor. Fenerbahçe belki bunu da düşünmüş olabilir. Çünkü doğru yanlışlığını tabii ki tartışırım. Veya işte Volkan Ballı öyledir ya da öyle değildir bu nerede tarafa çekersek bilmiyorum ama hani bu da düşünülmüş olabilir diğer taraftan. Bu da bir yönetim stratejisidir aynı zamanda. Ama iyi mi olur, kötü mü olur? Çünkü herkesin bahsettiği o yönetimi çok iyi yapabildiği konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Ama tabii ki ne yaşandı bilmiyoruz. Ama şu geçen sene şampiyonluk kaçmışsa bu kadar çok transferlere rağmen bence burada herkesin payı sahibi vardı. Herkes payını alması lazım. Elbette, elbette. Başkan dahil. Yani sonuçta bir başarısızlık var. Bu kadar çok yatırıma rağmen karşılığını alamayan bir Fenerbahçe var. O açıdan baktığımızda eğer burada Volkan Ballı'ya bir şey düşüyorsa bence Volkan Ballı'ya düştüğü için alındığını düşünmüyorum. Daha farklı yerlerde değerlendirmek için Volkan Ballı'ya farklı görev verildiğini düşünüyorum ben. Ya böyle değişimler ki Fenerbahçe'de her ne kadar aynı başkanla devam ediyor bile olsa bir değişim sürecine girdi. Tabii. Bu tarz değişiklikleri hep beraberinde getiriyor. Özellikle o futbolun idari direktörlük, menajerlik vesaire bu tarz konulardaki isimleri bir değiştirme durumunu her kulüpte görebiliyoruz. Hani bir de böyle bakalım, bir değişikliğe gidelim bakış açısıyla. O yüzden Tabii. çok şaşırtıcı gelmedi bana. Ama bu Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından bağımsız. Ama yine de böyle bir karar alınca akla o sözler de İşte gelmedi 3 mi? hafta geçti, Geldi. 4 hafta geçti ya. O yüzden ben eğer böyle bir şey karar verecekse ya bir Ali Koç'un da şöyle bir yapısı var. Bir lider bir özelliği olduğundan dolayı birilerini diretmesi ya da birilerinin zoruyla farklı bir eyleme gireceğini düşünmüyorum.
Yani sonuçta Ali Koç ne yapmak istiyorsa, ne etmek istiyorsa kendi hür ifadesiyle, hür hakkıyla yapacağını düşünüyorum. O açıdan Aziz Bey böyle söyledi diye Volkan Bey'i görevden aldığını düşünmüyorum. Ya değişim zaten öyle bir şeydir. Birden yapabiliyorsan yaparsın. Ama hadi yavaş yavaş yapacağın şeyin adı değişim olmuyor zaten. Onu birden işte Emre Belezoğlu'nun görevine son verilmesi, Erol Bulut'un görevine son verilmesi, Volkan Bağlı vesaire. Bunlar aslında Fenerbahçe'de bir değişimin olacağının da göstergesi. Ama ha diğer taraftan şu da var. İstikrar ne olacak? Hani o da çok tartışılan bir unsur. Yani ki başarıyı da biraz istikrar getirir. Hani istikrarlı bir iyi gidiş, kötü istikrar değil tabii ki. İyi ya, gidiş getirir ya. Elbette ama tabii ortada Fenerbahçe'nin yaptığı bir yatırım var. Yani o yatırımda, ha şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe Sivas maçını kazansaydı ne olacaktı? Yani Emre Belezoğlu bu ligin en değerli teknik direktörü olabilecekti. Harika bir adam geliyor işte. Yani yılın teknik direktörü, önümüzdeki yılların teknik direktörü diyecek miydik? Diyecektik. Ve Fenerbahçe'de diğer idari anlamda sorumlu olan yöneticilere ya nasıl bir karar verdiniz? Hemen Erol Bulut'u bak çok zamanında gönderdi Fenerbahçe. Ondan sonra Emre Belezoğlu kararı harikaydı. Futbolcularla toplantılar yapıldı. Fenerbahçe topyekun hareket etti ve başarıya ulaştı. Ya bizim futboldan anladığımız şey zaten o aradaki 2 puanın ne olduğunu bilmiyoruz biz. Ya 2 puan aldığın zaman en iyisin. Sonucu, alamadığın sonucu zaman sonucu odaklı bir coğrafyada yaşıyoruz, ülkede yaşıyoruz. Bu çok kötü işte. Yani Fenerbahçe evet, ligin sonunda en iyisi olabilirdi. Peki. Yani tırnak içinde. Sorular hazırlık maçlarıyla ilgili Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz diye sormuşlar. Şöyle bir biraz bahsettiğiniz aslında daha eksikler var diye takımda ama yine de sorayım bu hazırlık maçlarıyla birlikte nasıl bir Fenerbahçe oluştu gözünüzde? Ya ben beğendim Fenerbahçe'yi. Ama tabii son maçta Fürt maçında özellikle skoru aldıktan sonra Fenerbahçe niye yaslandı? Yani Pereira ile ilgili en başta izlediğim hazırlık maçlarında Fenerbahçe'nin iyi oynadığı, skoru da aldığı maçlarda Fenerbahçe yaslanmadı. Yani niye Fürt maçında özellikle takım bu kadar yaslanma gereği duydu? Bu da yani Pereira ile olan tüm olumlu nasıl diyeyim aldığım mesajlar bir anda eyvah ya inşallah öyle değildir diye düşündüm o maçta mesela. Çünkü takımın elbette belki hoca dememiştir ama bir taraftan da hoca birazcık daha ikaz edebilirdi. Hani arkada bu kadar yaslanmayalım noktasında. Ya bu bir referanstır. Ben hazırlık maçlarıyla ilgili hep şunu söylüyorum. Hazırlık maçları ölçü değildir. Lafı ne olur şu Türk futbolundan çıksın gitsin artık. Hazırlık maçları biz ölçü değildir diyoruz. O İtalya'daki hazırlık maçlarını biliyoruz değil mi? Inter Milan hep beraber çıkıyorlar. Porokor mücadele ediyorlar. O babalar ne güzel oynuyorlar. Hazırlık maçında sana bak ligde böyle hazırım diyen oyuncular var. Şimdi bu tarafını ben önemsiyorum futbolun. Hazırlık maçları ölçüdür. Ha tabii ki futbolcular ve takım bir şey deniyordur. Farklı bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Bunları da anlayabiliriz herhalde hep beraber. Ama bir futbolcunun fizik kalitesinin iyi olup olmadığını da anlamamız gerekiyor hazırlık maçlarında. Bunlar da bize ölçü. Yani hazırlık maçında oyuncu oynuyor, bakıyorsun kilosuna. Baba sen benden çok tatlı yemişsin yani tatilde. Ben o kadar yememişim. Sen bakıyorum bir şeye kütleye maşallahım var. Olmuyor ama. Bana mı söylüyorsun? Yok senin. Sen nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Ben şunu buluyorum şimdi tamam Serdar'a katılıyorum ama hazırlık maçı gerçekten hazırlık maçı. Yani mesela Serdar Hocam diyor ya orada niye yaslandılar? Bence orada da belki Pereira yaslandığım zaman neler göre yapabileceğimi, nasıl olabilir, pozisyon alabileceğimi ya da futbolcuların nasıl bir reaksiyon göstereceğini bravo, getirdi. Bravo. Ama şunu da görmek lazım. Mesela hep konuşmadığınız bir isim var ki biz bunu çok konuşmuyoruz. Çünkü gelişi de yıldız bir şekilde gelmedi. Serdar Dursun'dan bahsediyorum. Evet. Serdar Dursun ki geçen sene ikinci ligde, Almanya ikinci ligde gol kralı olan bir futbolcu. Biz hiç konuşmuyoruz. Niçin? Çünkü şaşalı bir şekilde gelmedi. Yaşı itibariyle konuşmuyoruz. Neler yapabilir diye bilmiyoruz ama adam çıkıyor, golünü atıyor. Bence bu sene fark yaratan ve rotasyonda çok fazla forma şansı bulup hayrete düşebilecek pozisyonlar bulup gol atabilen bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Hazırlık maçı bir ölçü mü? Ölçü. Orada üçlü savunmayı sürekli görüyoruz. Niçin görüyoruz? Çünkü Pereira bir üçlü savunma deniyor. Bunu denerken de geriye doğru yaslanıyor ki neler görebileceğim? Acaba takım neler görecek? Nasıl bir hatalar yapacak? Nasıl bir kademe hatası yapacak? Onları görme açısından ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta buradaki skorlara bakmamak lazım. 3-2, 2-1, işte Beşiktaş 3-0 yenildi. Bunlar hiç
Önemli olan ligde bu skorları alamamak. Zaten ligde skorları almamak istiyorsan bu hazırlık maçlarının hepsi de futbolcuları görme Tabii. açısından ideal olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin üçlüyü çok iyi oynadığını düşündüm. Ama beşliyi iyi oynamıyor Fenerbahçe. Çok doğru bir tespit aslında Serhan'ın. Bu arada ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin oynadığı hazırlık maçlarını da ekranlarınıza getireceğiz. O hatırlatmayı yapayım. Aslında Serhan'ın öne sürdüğü gerekçe çok da doğru. Hoca belki bunu bizden önce elbette tespit etmiş. Ve biz evet üçlüyü iyi oynuyoruz ama ya buradan da kastım şu. Üçlü oynadığın zaman hücum ediyorsundur. Beşliye döndüğün zaman da savunmada bekliyorsundur. Hı hı. Hoca da bu beşli oyundaki belki idmanlarda handikapı görüp takımı gerçekten arkaya yaslamış da olabilir. Bu eleştiriyi geri alayım abi. Sen çok güzel bir yerden yaklaştın. Estağfurullah. Geri aldım. Geri aldım. Tabii canım. Evet şimdi Beşiktaş'ta durumlar ne?